Herkese merhaba, ben Sunya. Bu videoda size Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi'nin 4. sezonundan yeni kareler göstereceğim. Ayrıca çıkan birkaç yeni haber hakkında da konuşacağız. Ama ondan önce lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve fikirlerinizi aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Videomu izleyenlerin sadece %20'si kanalıma abone oluyor. Bu oran çok ama çok az. Videolarımı seviyorsanız lütfen abone olmaktan çekinmeyin. Tamamen ücretsiz ve istediğiniz zaman abonelikten de çıkabilirsiniz. Ayrıca abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna basarak da size özel ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Bütün bunları yaptıysanız artık videoya geçebiliriz. Öncelikle Globe'un yayınladığı yeni fragmanlardan ilkiyle başlayalım. Fragmanda bir vakumun Marinette'in sınıfının içeriye çektiğini görüyoruz. Herkes bağırıyor ve daha sonrasında Uğur Böceği ile Kara Kedi de bu vakumun içine düşüyorlar. Büyük ihtimal vakumlayan alet bir his canavarı. Vakumlanan kişilere baktığımızda aralarında Juleka'nın olmadığını görüyoruz. Bu yüzden ben akumalanan kişinin Juleka olduğunu düşünüyorum. Haftalar önce Globe bir tane fotoğraf paylaşmıştı ve bu fotoğrafta Uğur Böceği şanslı tılsımını kullandığı yeni suitiyle birine domuz mucizesi veriyordu. Domuz mucizesinin kime ait olduğunu biliyoruz. Bu yüzden süper kahraman Rose olacak. Arka plana baktığımızda Globe'un paylaştığı fragmandaki arka planın aynısı. Ayrıca Tufu'nun yayınladığı fragmanda sınıfın ve Bayan Mendeleev'in kurtulduğunu görmüştük. Ben bu sahnenin de aynı bölüme ait olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem vakumlandıkları yerle her şeyin normale döndüğü yer aynı, hem de aralarında Rose yok. Çünkü Picella Uğur Böceği ile Kara Kedi ile birlikte. Gelin şimdi de Globe'un yayınladığı diğer fragmana bakalım. Bu fragman Muz Kraliçesi bölümüne ait. Bu fragmanla ilgili diyebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Çünkü zaten çoğu sahneyi daha öncesinde görmüştük. Sadece şu kısma bakabiliriz. Chloe'nin muz fal atıp insanları ışınladığını görebiliyoruz. Bunun dışında yeni bir şey yok. Geçelim diğer habere. Zack sezon 4 ile ilgili fotoğraflar yayınladı. Gelin önce fotoğraflara bir göz gezdirelim. Evet, ilk fotoğrafta yeni süper kahramanları görmekteyiz. Sırasıyla Zoe, Rose, Juleka ve Milen'i görüyoruz. Globe yüzünden Zoe'nin dönüşümünün büyük bir kısmını gördüğümüzden neye benzediğini biliyoruz. O yüzden Rose'a geçelim. Rose'un saçlarının iki yandan bağlandığını görüyoruz. Üstünde etek tarzı bir kıyafet var ve elinde tam olarak anlayamadığım bir şey tutuyor. Bir sonraki kahramanımız Juleka. Normalde saçı düz olan Juleka dönüştüğünde saçlarını at kuyruğu şeklinde yapıyor. Ve yanında Milen var. Milen çok ama çok tatlı duruyor. Bir sonraki fotoğrafımızda sihirli tılsımları görüyoruz. Marinette, Gölgemot'un kurbanlarının tekrar akumalanmasını engellemek için oluşturulmuş sihirli tılsımların varlığını keşfediyor. Ve bunları oluşturabileceğini fark ediyor. Görünüşe göre Marinette bölümlerin birinde bu sihirli tılsımların varlığını keşfedecek. Bu haberden sonra bir sonrakine geçelim. İsviçreli kanal RTS 17 Nisan'da yayınlayacağı 4. sezon 3. bölüm Sırlar Çetesi'nden bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta aqua formda olan Uğur Böceği'ni yatağında görüyoruz. Tuhaf. Aynı zamanda Globe bu bölüm hakkında bir fotoğraf da yayınladı. Fotoğrafta Marinette ağlıyor ve Arya da Marinette'e bakıyor. Benim bu bölüm hakkında bir teorim var. Fotoğrafta Marinette'in kolundaki bilekliğe iyi bakın. Globe'un çok önceden yayınladığı ilk fragmanı seyrettim. Fragmanda Milen elinde Marinette'in ağladığı fotoğrafta kolunda duran bilekliği tutuyor. Alex'in eline de bakın. Onun elinde de ip gibi bir şey var. Büyük ihtimal kızlar Marinette'in evine bir şeyler yapmaya gittiler ve arkadaşlık bileklikleri yapacakken işler karıştı. Marinette Rose mucize kutusunu bulmaya çok yaklaştığı için stres oldu ve bütün kızlara bağırdı.
Daha sonrasında hepsi evden ayrılıyorlar ve akumalanıyorlar. Görüldüğü üzere akumalanırken Alex hala kurdele tarzı bir şey tutuyor. Bu arada Lady Wi-Fi sahnesi konusunda değişik bir teorim var. Lady Wi-Fi'nin bir güç patlaması yaşadığını söylemiştim ama fikrimi değiştiriyorum. Bence Lady Wi-Fi kötülükten kurtuluyor ve bu yüzden etrafında pembe bir halka oluşuyor ve yüzünde gölge modun simgesi beliriyor. Çünkü yeni yayınlanan 4. sezon fragmanında gölge mod zarar görüyor. Demek ki Alia kendi kendine gölge modun etkisinden kurtulacak. Bu sahneden sonra ise Uğur Böceği'nin Alia'ya tilki mucizesi vereceğini düşünüyorum. Bahsettiğim yeni fragmanda ayrıca Rene Rouge'u da görüyoruz. Bu da teorimi doğrular nitelikte. Bence Uğur Böceği ayrıca bu bölümde Milene de fare mucizesi verecek. Çünkü Kara Kedi de kötülerle savaşırken etrafta Horrificator yok. Belki Milene de kendi isteğiyle Hawkmoth'un etkisinden kurtulmuştur. Ve hatırlarsanız Globe'un son fragmanında Alia tek başına Maynett'in odasından ayrılıyordu. Bu kızların gittiği sahneden farklı bir sahne. Bunun bölümün son kısmı olduğunu düşünüyorum. Marinette büyük ihtimal Alia'ya ağlayacak ve dramatik bir sahne olacak. Evet, benim 3. bölüm hakkındaki düşüncelerim bunlar. Globe sağ olsun yayınladığı saçma ve gereksiz fragmanlarla bölümün bütün havasını kaçırıyor. Bir sonraki haberimize geçelim. Jeremy Zak Instagram sayfasında Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi'nin uyanış filminden bir sahne paylaştı. Ben Uğur Böceği'nin bu halini çok sevdim. Frozen animasyon dizisini anımsatıyor. Dudaklarını okuduğumuzda da neler oluyor diyor dediğini görebiliriz. Ayrıca Jeremy Zak Tiki'nin konuştuğu küçük bir kesitte paylaştı. Açıkçası ben Tiki'yi hiç ama hiç beğenmedim. Herkes tatlı bulmuş ama bana çok garip geldi. Bir sonraki fotoğrafta Marinette elinde Uğur Böceği mucizesi küpelerini tutuyor. Görünüşe göre filmin başlangıcında aynı serinin başlangıç bölümlerindeki gibi Marinette'in mucizeleri keşfettiği sahneyi göreceğiz. Uğur Böceği ile Kara Kedi'nin filmi hakkında video yapmamı ister misiniz? Eğer cevabınız evetse lütfen aşağıda belirtmeyi unutmayın. Gelelim 4. sezondan yeni fragmana. Yorumlamadan önce hep birlikte bir fragmanı izleyelim. Fragmanın başlangıcında Adrien eliyle Marinette bir yeri gösteriyor. Ve kamera sahneyi Adrien'in elinin gösterdiği yere zoomluyor. Sizce bu gizli yer neresi olabilir? Bunun ardından Zoe ve Marinette'i beraber görüyoruz. Zoe'nin saçlarını çok ama çok beğendim. Ayrıca çok tuhaf bir şekilde Marinette'e benziyor. Okulun sanat odasında bulunmaları şaşırtmadı çünkü zaten Zoe'nin sanatla ilgili biri olduğunu bir şekilde tahmin etmiştik. Özellikle ayakkabıları çok tarz duruyordu. Ve kendisini kraliçe arı olarak görüyoruz. Açıkçası kıyafetinin bu kadar siyah ağırlıklı olması bana biraz tuhaf geldi. Keşke birazcık daha sarı bölgeler ekleselermiş. Saçlarının arkasında uzun bir şekilde bağlandığını ve saçlarının ucunun siyah olduğunu görüyoruz. Açıkçası tuhaf gelmesine rağmen bu tasarımı daha çok beğendim. Ve fragmanın geri kalan kısmında Rose'u dönüşürken görüyoruz. Maalesef kıyafetini gösteren herhangi bir kare yok. Fragmanın sonundaysa Uğur Böceği yoyosundan Chloe için sihirli tılsım çıkarıyor. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Galiba bayağı uzun ve detaylı bir video oldu. Sizin fikirleriniz neler? İleriki bölümler için heyecanlı mısınız? Videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve fikirlerinizi aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. I need someone.